Bir de İşkur'un toplum yararına çalışma projesi vardı. Şu anda halen devam ediyor. Evet. Türkiye'de zannedersem üçüncü sistem bakımından üçüncü büyük projeydi. 2000 kişiydi. Van ve Şanlıurfa'dan sonra Sinop'a en büyük istihdam bu proje geldi. Evet. Şu anda bu projede neler yapıldı? Halen daha insanları, üniformalı insanları dışarıda görüyoruz. Evet. Çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Mezarlıkları düzenlediler. Hastane çevresinde bir çalışma söz konusuydu. Evet, tabii köylerle yapılan çalışmalar var. En büyük proje Bazalt Kayalıkları'nın evet. Oradaki mesire yerini düzeltilmesi. Hı. Şu anda bu projenin ne aşamada? Yani gerçekten bu proje faydalı oldu mu? İnsanlara iş sağladı mı? Ne durumda bu proje? Sizin de söylediğiniz gibi Sinop, milletvekilimizin girişimleriyle Çalışma Bakanlığı'ndan İşkur Genel Müdürlüğü aracılığıyla en fazla ödeneği alan üçüncü bir ekip. Ve Sinop'un nüfusunu ve büyüklüğünü de göz önünde bulundursanız, yani alınan hakikaten çok büyük bir ödenekti. Bizim ilçemize de 327 kontenjan verildi kapsamında. Bu projenin adı tam olarak Toplum Yararına Çalışma Projesi. Çalışma Bakanlığı'nın son yıllarda geliştirdiği hakikaten güzel projelerden bir tanesi. Amacı şu, kısa süreli, kısmi süreli istihdam sağlayarak hem işsizliği azaltmak hem de bu vesileyle adı üzerinde toplum yararına çalışmalar yaptırmak. Aklınıza gelen her şey, toplum yararına her şey bu projenin kapsamına giriyor. Biz daha önce görev yaptığımız yerlerde, ki burada da yapıyoruz, fidan diktirmeler, çevre temizlikleri, belediye bünyesinde çalıştık, okullarda çalıştık, bazı yerlerde kültür kazıları yaptırdık. Aklınıza gelen her türlü toplum yararına çalışma bu projenin kapsamına giriyor. Bizim projemiz daha çok köy altyapısının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanmış. Hem mevsim itibariyle hem de sayının büyük olması nedeniyle daha sonra bu projenin içerisine, yani köy altyapısının geliştirmesinin içerisine okulları da kattık. Çünkü okullarımızda da ciddi bir hizmet ihtiyacı vardı. 327 kişi noterin huzurunda yapılan kura çekimiyle tespit ettik ve işe başlattık. Köylerimizde mezarlık temizlikleri, kanal temizlikleri, yani yine köyde yapılması gereken tüm işleri bu işler vasıtasıyla yaptık, yaptırıyoruz. Bir kısmını yine köylerimizde orman teşkilatımızın emrine verdik. Orman teşkilatımızla birlikte hem fidan dikimi gerçekleştiriyorlar, hem orman bakımlarını yapıyorlar. Özellikle yol kenarlarımızda köylerimizin güzelleşmesi için fidanlar dikiyorlar. Sizin de söylediğiniz gibi Kurusaray köyümüzde bulunan Bazalt Kayalıkları bizim için çok önemli. Turistik değeri olan bir yer. Orada Milli Parklar Müdürlüğümüzün bir çalışması vardı. Oraya 10-15 kişiye destek verdik. O çalışmalar da tamamlandı. Eksik kalanları da şimdi yeniden yapmaya başlayacağız. Okullarımızda temizlik büyük bir problemdi. Okullarımızın hijyen olması, hijyenik olması önemli. Çocuklarımız orada eğitim görüyor. Ama maalesef kocaman okullarımızda bir veya iki hizmetli oluyor. Okulların temizliğini tam olarak yapamıyorduk. Ama şimdi kendim de görüyorum, denetliyorum. Okullarımız pırıl pırıl tertemiz. Hakikaten fark edildi farkları. Yine şehirde Çorak Köyü sınırlarında bulunan mezarlığımızın olduğu gibi her tarafını temizledik. Kalede çalışmalar yaptık, yol boylarında çalışmalar yaptık. Yani köylerimizde, şehir merkezinde gittiğiniz her yerde bizim işleri görmeniz mümkün. 327 kişinin istihdamı işsizliği geçici olarak da olsa biraz azaltmış da oldu. Bunların aldığı paralar, asgari ücret alıyorlar. 327 kişinin maaşını hesapladığınız zaman ilçeye bir sıcak para girişi de oluyor. Bu insanlar tasarruf yapmayacağı için, direkt olarak bunu tüketime yansıtacaklar için çarşıya, pazara da yardımcı olacak bir, onu hareketlendirecek bir şeydi. Bir de kış aylarında, yani tarlada işin olmadığı, işsizliğin daha fazla olduğu kış aylarına denk gelmesi de iyi oldu.
bu insanlarımızı geçici olarak istihdam ettik. Yani sigortada işleri, maaş aldılar. Bizim de işlerimiz görüldü. Fotoğraflarını çektiriyoruz, onları dosyalıyoruz. Tabii her köy üstünü görme şansımız yok ama biz gittiğimiz zaman görüyoruz. Köylerimizin daha temiz olduğunu, birçok köy işlerinin halledildiğini görebiliyoruz. Sayın Bakanımıza, Milletvekilimize, Sayın Valimize, emeğe geçen herkese bu proje için ben de teşekkür ediyorum ilçem adına, şahsım adına. Bir de vakıf çalışmaları var. Yani genelde kaymakamlıkları Türkiye genelinde ağırlıklı olarak çalıştığı bir konuda vakıf. Evet. Bu konuda Boyabat'ta neler yapılıyor? İhtiyaç sahibi olan insanlara ulaşıyorsunuz. Geçen seneye oranla bu sene vakıfta herhangi bir farklılık var mı? Yani yine bu kişi kömür dağıtılacak mı insanlar? Evet, tabii ki. Hani bunları merak ediyorlar. Tabii ki. Bu konuda neler diyeceksiniz? Şimdi her ilçede olduğu gibi ilçemizde de vakfımız var ve faaliyetlerini sürdürüyor. Bu sene biraz daha güçlendik. 3 yeni personel aldık. Toplam 7'ye çıkmış oldu personel sayımız. Geçmiş yıllardaki projenin geri dönüşlerinde bir sıkıntı yaşadığımız için yeni projeler geliştiremedik ama o eksiklerimizi giderince tekrardan bu sene de proje yapmaya başlayacağız. Vakıflar hakikaten ilk kurulduğu günden bugüne çok değişti. Çok daha kurumsallaştı. Artık birçok sosyal yardım Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da vakıf kanalıyla yapmaya başladı. İş yükü de çok arttı. Hem çeşitlendi hem iş yükü arttı. Hem bizim bize gönderen ödeneklerle yerelde, Boyabat yerelinde yaptığımız çalışmalar var. Bir de merkezin yaptığı tüm yardımlar bizim incelememizden geçiyor. Yani onların her işini biz yapıyoruz. Ankara sadece bizim gönderdiğimiz veriler üzerinden kontrolünü yapıp kişilerin hesaplarının paralarını aktarıyor. 2012 yılı içinde bir rakamlar ortaya çıkmıştı. Onları da sizinle paylaşayım. Biz 2012 yılı içerisinde 1297 vatandaşımıza gıda yardımı yapmışız. Bu gerek Ramazan'da gerekse diğer zamanlarda yaptığımız yardımlar. 317 kişiye eğitim yardımı yapmışız. 436 kişi nakdi yardım. Nakdi yardım genelde işte il dışında hastanelere tedavi amaçlı gitmek isteyenler, işte parasal olarak bize nakit yardımı talep edenler, sıkıntıya düşen vatandaşlarımız. 5 kişiye barınma yardımı yapmışız, yani kiralarını ödemişiz. Az önce sizin sorduğunuz 526 kişiye de kömür yardımı yapmışız. Bu sene de o yardımlarımız devam edecek. Toplamda 2581 vatandaşımız bizden 2012 yılı içerisinde 522 bin liralık küsurlarını söylemiyorum. Bir destek almış, sosyal yardım almış. Yine bizim merkezi düzenli yardımlar dediğimiz incelemelerini buradan yaptığımız ama merkezin yaptığı yardımlar. Bunlar da şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, şartlı gebelik yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, özürlü yakın aile, özürlü aile, yaşlı aile gibi yardım türleri var. Bunlar da 2061 kişi Boyabat'ta. Yapılan yardım miktarı da 3.728.000 lira. Bizim yerelde yaptığımız ve merkezi düzenli yardımları topladığımız zaman da şöyle bir sayı çıkıyor ortaya. 4.642 kişi bizden sosyal yardım almış. Bunların da yardım tutarı 4.251.000 lira. Yani devletimiz Boyabat'ta yaşayan dezavantajlı gruplar diyelim. Yani desteklenmesi gereken kişilere, vatandaşlarımıza 4.251.000 lira gibi işte küçümsemeyecek oranda bir eski parayla 4 trilyon. Eski parayla 4 trilyon, yeni parayla 4.250.000 lira bir destek sağlanmış durumda. Yeşil kart diye bilinen, şimdiki kanundaki tanımı şu, genel sağlık sigortası kapsamında primi devlet tarafından ödenen kişi sayısı da 5.445 kişi. Yani devlet Boyabat'ta 5.445 kişinin de hiç prim ödemeksizin sağlık harcamalarını karşılıyor. Tüm bunlar
devletimizin sosyal devlet olmasının bir gereği. Evet, eskiden de anayasada yazılı haliyle sosyal devlettik. Ama yazmakta olmuyor. İşte daha yeni yeni gelişerek, artarak sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getiriyoruz. Daha iyisi olabilir mi? Kuşkusuz olabilir ama şu yardımlar da küçümsenecek yardımlar değildir. Vakıf çalışmalarımız böyle. Evet, bir de o yola geldiğiniz zaman proje ofisi kurdunuz. Evet. Onu da şu anda hangi aşamadayız? Arkadaşlar çalışıyorlar. Evet. Bunu biz de izliyoruz. Bayağı bir proje hazırladılar. Bunlar ne durumda şu anda? Bu Ayavat'a geldiğimiz zaman, daha önce görev yaptığımız yerlerden de edindiğimiz tecrübeyle bir proje ofisimiz olsun istedik. Onun gerekçesi ve amacı da şuydu. Sadece genel bütçeden aktarılan ödeneklerle veya özel dersin aktarılan ödeneklerle tüm ihtiyaçlarımızı karşılamamız mümkün değil. Gerek ulusal fonlar, gerekse uluslararası fonlardan da içimizde yapılan çalışmalara destek alma imkanımız var. Bunları alabilmek için de bir proje hazırlamamız gerekiyor. Bir projeniz olacak, projenizin bir amacı olacak, projenizin bir konusu olacak. İyi hazırladığınız bir projeyle de kapıları çalıp bu ulusal ve uluslararası fonlara yardım isteyeceksiniz. Bunu da yapabilmeniz için de eğitimli, deneyimli insanlara ihtiyacınız var. Her zaman bunu dışarıdan profesyonel olarak satın alamazsınız. Bu da bir para gerektiriyor. Veya size her zaman yardımcı olabilecek insanları bulamayabilirsiniz. Biz kendi içimizde bu sorunu çözelim diye Bayabat'ta görev yapan devlet memurlarımızdan, kamu personelinden bu konularda proje hazırlama kapasitesi olan kamu personelimizden 16 kişiyi belirledik ve bir proje ofisi oluşturduk. Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcımız İdris Hocam'ın başkanlığında. Onlar kendi aralarında bu çalışmaları yapıyorlar ama hem toplantılarında da ben de iştirak ediyorum. İşe proje ofisi üyelerimizi eğitimden geçirmekle başladık. Evet, seçtik arkadaşları, bu konularda yetenekli arkadaşlar ama yine de profesyonelce bir proje nasıl hazırlanır, bunun eğitimini vererek başlayalım dedik. Kuskan'ın da, bizim de bağlı olduğumuz Kalkınma Ajansı Kuskan'ın, o aralar bir teknik destek hibe programı da vardı, o da bize tam denk geldi. İlk işimiz o oldu, projemizi hazırlayıp sunduk. Kuskaya yönetim kurulu da kabul etti. Onların görevlendirdiği profesyonel bir eğitimci tarafından bizim ekibimiz eğitildi. Ve bunun sonunda da birer kendilerine de sertifika verildi. Arkadaşlarımız artık herkes kendi konusunda, proje hazırlama konusunda eğitimini aldılar ve o projede hazırlayabilecek kapasiteler artık. Ondan sonra içimizde neler yapabiliriz? Arkadaşlarımızla görüştük. Hala da görüşüyoruz. Yavaş yavaş da meyvelerini vermeye başladı. Önce kızlar diye bir proje hazırladı. Kız meslek lisemiz, Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün ortaklığında. Yine Eğitim Uygulama Merkezi'mizin hazırladığı yabancı bir ona başvurulan Learning by Body diye. Ondan sonra yine Well in Later Life diye Gençlik Hizmeti İlçe Müdürlüğümüzün hazırladığı bir proje var. Bu projelerin çoğu yurt dışı var. Yurt dışı evet. Yine Leonardo Ortaklık Projesi'nin kapsamında hazırladığımız bir proje var. Bir biyodizel projemiz. Şimdi Hayata Koşuyorum diye Menekşeler özel okulumuz ve hazırladığımız bir şeyimiz var, projemiz var. Türkünlere tutunalım hayatı diye böyle sıralayabileceğimiz projeler hazırlandı. İki proje üzerinde de arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar. Bu projeler, az önce saydığım projeler, 11 proje.
başvurusu yapıldı. Başvurumuzun sonucunu bekliyoruz. İki konuda da arkadaşlarımız proje hazırlanabileceğini tespit ettiler. Onun çalışmaları devam ediyor. Ne kadar gerçekleşir bilemiyoruz ama bizim görevimiz ilçemizden sunmak. İnşallah netice alabileceğimizi de düşünüyoruz. Altı alta koyduğumuz zaman bu hazırladığımız projelerin toplam bütçesi 310 bin euro, 198 bin TL diye, TL ve euro bazında. Türk lirası cinsinden söylersek 900 bin liraya varan bir rakam ortaya çıkıyor projelerimiz. Yani hepsi geçerse ilçemize bu projeler kapsamında 900 bin lira kaynak aktarılmış olacak. Bu da bitmeyecek. Yani biz sonuç alalım diye almayalım. Bundan sonra yeni projeler hazırlamaya devam edeceğiz. Bu ekip iş yaptıkça, proje ürettikçe, başarılı olursa bir bilgi birikimi, bir tecrübe de oluşmuş olacak. Birileri gider, birileri gelir. Ama neticede burada bir kurumsallaşmış olur diye düşünüyoruz. Amacımız oydu. Yani başkasının eline bakmayalım, kendimizi kendimiz yapalım diye düşündük. Sayın Kaymakam, bayağı verimli bir sohbet oldu. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa, onları da sevgili boyamaklara duyuralım. Bizim bir çalışmamız daha vardı, ondan da bahsedeyim. Sayın Valimiz İlk Sinop'la başlatmıştı. Kamu hizmetleri memnuniyet anketi diye. Sayın Valimizin tavsiyesiyle onları örnek alarak biz de anket çalışmasını başlattık. Sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Şu anda da paylaşmayı düşünmüyoruz şimdi her şeyi. Örnekleme seçtiğimiz, bizden hizmet alan, herhangi bir kamu kuruluşundan hizmet alan vatandaşlarımızla görüşüyoruz. O görüşme yapan arkadaşlarımız var. O hizmeti alırken memnun kalıp kalmadığını, herhangi bir sorunla karşılaşmadığını kendisine soruyoruz. O bize de bu ışık tutuyor. Aynı zamanda kamu kuruluşlarımızı öylece de denetlemiş oluyoruz. Sadece yerinde görerek haberli ve habersiz denetim değil, hizmetin muhatabı, hizmet alan vatandaşlarımıza da böyle bir anket uyguluyoruz. Şu ana kadar çok büyük bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Bizler kamu hizmetçisiyiz. Yani kamu hizmetlerinin sunucusuyuz biz. Başta ben kaymakam olmak üzere ve bütün daire amirlerimiz, kamu personel ekibimiz. Biz vatandaşımıza hizmet için çabalıyoruz. Onlar için buradayız ve onun için maaş alıyoruz. Öncelikle bize düşen görev bu. Yani kamu hizmetlerini en iyi şekilde halkımıza ulaştırmak. Yani son zamanlarda sıkça söylenen vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Zaten hükümetin de bizlerden beklentisi de bu yönde. Biz vatandaşın ayağına gitmeye çalışıyoruz. Yani sadece şahsım olarak değil, bütün ekibim diyorum, hizmetleri yerinde görün. Vatandaşın gidin yerinde inceleyin. İşte bakmamıza bir araba aldık. Personel sayımız da arttı. O arkadaşlarımız her gün köy, mahalle geziyorlar. Yardıma muhtaç vatandaşlarımız varsa onları tespit ediyorlar. Onların sorunlarını dinliyorlar. Hatta onlara yol gösteriyorlar. Sadece para dağıtan, yardım dağıtan bir vakıf olmak istemiyoruz. Aynı zamanda onlara yol gösteren, onları nasıl üretken hale getirebiliriz, nasıl iş hayatına katabiliriz diye onlara yol gösteriyoruz. Dolayısıyla bu anlayış içinde çalışıyoruz. Biz de bu çalışmalarımızda şu ana kadar olduğu gibi Boyabatlı hemşehrilerimizden destek bekliyoruz. Ben de kaymakam olarak bu ekibi bir koordine içerisinde yönetmem de benden de beklenen o. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Ama bugüne kadarki bilgim, tecrübemle Boyabat'a ne verebilirim? Boyabat'ta değişik olarak neler yapabilirim? Hep onun düşüncesi ve gayreti içerisindeyim. Yani büroda çalışan arkadaşlarımız bizim yönlendirmemizle kendi işlerini yaparken biz de Boyabat'ı ekonomik, sosyal, kültürel yönden nasıl kalkındırabiliriz? Onun arayışı içindeyiz. Bu amaçla hem iktidar partisi, hem de muhalefetiyle, siyasi partilerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, vatandaşlarımızla iyi bir işbirliği
ve koordinasyon içindeyiz. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. 2013 yılı bu evrak için yatırımların gerçekleştiği, hizmetlerin gerçekleştiği bir yıl olacak diye düşünüyorum. Size de bana fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum.